Merhaba merhaba. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gönülden sevgiyle bu ulvi mesleği yapan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Emekleri karşılık bulsun misliyle. Belki de onlara çiçek babında tüm soğuk havaya nispet allı morlu giyindim. Çiçeklerle geldim. Bugün abimin de doğum günü. Sağlıkla varlıkla hep birlikte abim diyorum ve başlıyorum. Evet bugün 24 Kasım. Geldik mi Kasım'ın son haftasına? Geçmişi unutmuyor ama hemen önümüzdeki maçlara bakıyoruz değil mi? Merkez Bankası faiz indirimine kapıyı ne yaptı? Araladı. Borsa ne oldu? Alevlendi. Aralıkta 250 bas puan indirim ihtimali fiyatlandı. İhtimalden de öteye gidildi. Şimdi borsacıların da gözü Kasım Aralık enflasyonda. Ne demişti İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Melda Yücel TV'ye özel açıklamasında %1.5 ila 1.8 arası bir Kasım enflasyonu gelirse aralıkta faiz 2,5 puan iner bu fırsat dedi hatta. Pek çok yabancı kuruluşta benzer oranları beyan etti. Hepsi peşi sıra geliyor. Buradaki asıl kritik soru tek bir indirim mi olacak yoksa peşi sıra mı gelecek indirimler? Genel beklenti devam diyor. Yabancı kurum beklentilerinde ötesinde İş Bankası Genel Müdürü yine Hakan Aran'dan e, örnek vereceğim. 2025 sonu faizi %25 enflasyonu da %22 beklediğini söylemişti. Yarı yarıya. Bugüne bakalım ama. Bugünkü ülke bakalım. Enflasyon demişken aslında bu sabah kahvaltıda 9 yaşındaki oğlum Aslan Efe ben bir video izliyordum. Ee, bir anda dedi ki Aslan enflasyon da dedi. Ne demek enflasyon Aslanım dedim. Bir durdu. Bir sakız da 15 lira olur mu yani dedi. Herkesin enflasyon sepeti kendine. 9 yaşında enflasyonun farkında bu ülkede çocuklar. Hani diyebilirsiniz ki. Annesinin oğlu, anasının oğlu size çekmiş. Ondan öte bence yaklaştı olaya. Devam edelim efendim. Bu hafta çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karaan İstanbul Sanayi Odası toplantısına katılacak. Daha önce de belirtmiştim. Yapacağı konuşma çok önemli. Yazılı iletişimden faiz konusunda zira sözlü yönlendirmeye geçiyor. Eğer konuşmasında faiz karar metnindeki gibi yumuşak bir ton kullanırsa güvercin Puzzle tamamlanmış olacak. Yap boz. Hatırlayın, Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı ne demişti? Yüksek faiz oranları enflasyonu arttırmaya başladı. Bir an önce inmeli demişti. Ancak TÜSİAD ne demişti? Erkenden faiz indirimi kazanımları da yok eder uyarısı yapmıştı. Şimdi Başkan Karaan ne tonda konuşacak? Önemli. İstanbul Sanayi Odası'nda faiz metnini aksine daha katı mesajlar verirse de o zaman borsa yükselişinin bir kısmını geri verebilir. 9500'lerden alta çekilir mi? Açıklamalara bakacağız. Sanayiciler yüksek faizin faturasını kendilerine kesildiğini hep söylüyorlar aslında. E, İSO Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan da bunu dile getirdi ama hep erkenden faiz indirimi konusunda da uyardığını hatırlıyorum. E, ben Karahan'ın bu toplantıda sanayiciyi rahatlatacak mesajlar vereceğine aslında inanıyorum. Aslında ton şu olacaktır. Ne şiş yansın ne kebap piyasanın olumsuz algılayabileceği yönde bir konuşma olacağını yani zannetmiyorum. Cumhurbaşkanının sözlerine de aykırı bir şey demeyecektir. Ama sonuçta piyasa faiz indirim mesajını aldı bir kez. Nereden aldı? İlk ağızdan aldı. Cumhurbaşkanından aldı. Yılın sonu da dedi mi Cumhurbaşkanı? Son iki ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz dedi. Ve faizde seri indirim ihtimali de arttı ondan borsanın coşkusu. Biliyoruz hepimiz. Borsa bu hafta %1,71 yükseldi. Kritik seviye 9500 puanın üzerinde kapandı. İşlem hacmi uzun bir süre sonra ilk kez 100 milyar liranın üzerine çıktı. Bank of America son iki işlem gününde 6 milyar liradan fazla alım yaptı. Burada bir not düşelim aslında. Ekonomist Tuz bizim videoda ne demişti? BOFA yükselişten birkaç gün önce yüklü alım mı yaptı? 3-4 gün sonra da satabilir. Önemli bir tespit. Ona bakıp yönü anlayabilirsiniz diyemeyeceğim. Çünkü bu çok tehlikeli. Tunç Şatıroğlu da bunu söylemişti. Böyle yatırım olmaz diye de uyarmıştı aslında. Ama BOFA'nın alım satımlarında böyle bir grafik çıkıyor karşımıza. İster endeks mühendisliği değil, ister borsa ile oynuyorlar. Ama bu hareketler işte böyle dikkat çekiyor. Peki BOFA ne aldı? Bakalım Bank of America en çok Akbank ve Yapı Kredi hissesi satın aldı. Bir anlamda risk almadı. Yine bankalar önde. Zaten bu iki hisse değer kazancında diğer bankalardan ayrıştı. Son iki günde Akbank %15, Yapı Kredi hissesi %11 değerlendi. Diğerlerinde artış daha sınırlı oldu. Bu arada kimi uzmanlara göre yabancılar, büyük fonlar bankaları neden seçiyor? Çünkü bankalar likit. Özellikle yabancılar için alınıp satılması daha çabuk ve daha az maliyetli. Onun için bankalara geliyorlar. Bir de bildikleri yer. Borsada bu hafta %10,82 ile en çok madencilik endeksi yükseldi. Ama bunda koza altının iki iştiraki ile birleşme kararı etkiliydi. Ardından %7,53 bankacılık endeksi geldi madencilikten sonra. Borsadaki yükselişin sırtlayıcısı da Bankalar oldu. Az önce söylediğim gibi maliye endeksi %4,94, GEO endeksi %3,77 arttı. Yabancılar 138,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bir hafta alım, bir hafta satış tarafındalar. Dalgalar. Net bir giriş yok. İşin kötü tarafı geleceklerine dair güçlü bir beklenti de yok. Zaten bu nedenle borsada yükseliş trendinin uzun süreli olma ihtimali ne yazık ki zayıf yabancısız, sadece yerli yatırımcıyla biz bize yükseldiğimiz dönemler oldu mu? Oldu tabii. Halka arzlarla coşulan o dönemi hatırlayın mesela. Ama bugün halen mevduat faizi yüksek olduğu için yerli yatırımcının da talebi pek bir zayıf. Hatta pek çok küçük yatırımcı zararına satış yapıyor bugünlerde bunu biliyoruz. Yani yükselişte ben çıkayım diyenler çok var. Zaten buna ruhunuz, bedeniniz ne kadar müsaade eder, mideniz ne kadar müsaade eder ona göre bakın. Bu altın da olsa, hisse de olsa, tahvil de olsa, dolar da olsa ne olursa olsun size iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Mesela bitcoin her yükselişle birlikte, gümüş her yükselişle birlikte size iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Buna bakın. Sizi rahatsız ediyor mu? Aksiyete yaratıyor mu? Mesela ben borsada bir hisse kaza gelmem ama birinin gazıyla almam dediğim bir hisseyi aldım. Sonrasında da ne oldu? Gece gündüz uyuyamadım. Sonra yükseldi ve ben sattım. Uzun aylar oldu. <laughs> Dışarıdan izliyorum. Yani herkes kendini bilecek. Herkes kendi ruhunu kapasitesini bilecek, neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağını ruhunda. Haybın ne olacağını, o parayı nasıl kazanıp kazanmadığını onun için yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Ben daha emin sularda gidiyorum. Şimdi borsayı dışarıdan izliyorum. Ama kimisi de ben sadece hissedeyim. Tuncay Turşucu böyle der mesela değil mi? Ben ne olursa olsun hissedeyim. Burama kadar da olsa, burama kadar da olsa hissedeyim. Bu herkesin karakteriyle ilgili bir şey. Devam edelim. Bu arada borsa demişken yeni bir haber var, bir iddia. Amerika'da İsrail yanlısı kongre üyeleri Türkiye için gizli bir oturum istemiş. Amerika'da İsrail yanlısı Kongre üyesi 39 temsilci ABD Başkanı Biden ve Ulusal İstihbarat Direktörüne bir mektup yazmış. Türkiye ve Hamas arasındaki ilişkiye dair gizli bir bilgilendirme oturumunun yapılmasını istemiş. Borsa buradan gelecek haberleri de yani izleyecektir. Onun için bu haberi de aldık, tikimize attık. Borsanın en büyük rakibi neydi? Rakibi derdik neredeyse şimdi düşmanı oldu. Mevduat değil mi? Borsanın 4 nala gitmesi için mevduatın cazibesini yitirmesi gerek. Ama inanın bu hiç de kolay değil. Hatta tam tersi. Nasıl mı? 2025'ün en azından ilk yarısında daha fazla reel getiri elde etme imkanı doğabilir mevduatta. Hala mı? Evet hala. Hemen ilk 6 ay için bir hesaplama yapalım. Basit bir hesap. Faiz inecek ama bakalım. Bu yılın başında faiz oranları %50 civarındaydı. Birleşik faizde 6 ayda %26,5 faiz getiri sağlanabildi. Yani 100 bin lira kabaca 126.500 lira oldu. Ocak Haziran arası enflasyonsa kaçtı? %24,73'tü. Enflasyondan arındırdığımız zaman %2 reel kazanç elde edilebildi. Yani 2.700 lira. Aynı faiz oranları bugün de üç aşağı beş yukarı bulunabiliyor aslında. Faizler düştüğü zaman tabii ki biraz daha azalacak. Gelecek yılın ilk 6 ayında bileşik faizle getiri muhtemelen yüzde 23 civarında olacak. Enflasyon da Ocak Haziran arasında 3 aşağı 5 yukarı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşecektir. O zaman reel kazanç ne kadar olur biliyor musunuz? Bir hesapla. 8 bin lira yani %7. 2024'te %2 reel kar elde etmiştim. Şimdi %7 elde edebilirim faiz düşerken. Bunlar tabii ki ihtimaller. Tabii ki senaryolar. Kesin kazanacaksınız diye bir şey yok. Olağanüstü şeyler olur. Enflasyon coşar. O zaman senaryo değişir. Ya da piyasada likidi depo ulaşır. Bankalar faizi kıstıkça kısar bunlara yapılabilecek bir şey yok. Mevduatla ilgili şu uyarıyı da yapayım. Eğer mevduata yatırım yapmayı düşünüyorsanız yeni yılı bence beklemeyin. Mümkünse Aralık ayında yatırım yapın. Hesapları buna göre yapın. Uzun vadede bankalar zaten düşürdüm Melda Hanım diyebilirsiniz. Ama bankalar sene sonu bilançolarını makyajlamak için birbirleriyle yarışıyor. Daha yüksek faizler verebiliyorlar değil mi? Yani eliniz Aralık ayında daha kuvvetli olacak Moody olarak. Ocak ayına gelince o faizleri yani bulamayabilirsiniz. Devam edelim. City'nin ardından JP Morgan'da TL'den çıkış adımı attı. Ne oluyor? uzun pozisyonu yarı yarıya indirme kararı aldı. Ne oluyor? Carry trade'den elde ettikleri karı cebe koyup gidiyorlar. Artlarına bile bakmadan mı? Hayır daha yarısı. Tabii faiz indirimine doğru gitmemizin bunda etkisi var. Net. Bir de tabi sene sonuna geldik. Yatırım kuruluşları sene sonu karını cebe koymak, yılı kapatıp gelecek yılı planlamak isteyebilirler ki her sene böyle yaparlar. İşleri bu. Ayrıca portföy yöneticileri de kâra göre de prim alabilirler, alıyorlar. Bu yüzden kazanç hanesinin yüksek çıkması onlar için çok önemli. JP Morgan 2025 sonu dolar TL beklentisini 45 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Bu beklenti daha önce neydi? 42 lira seviyesindeydi. Dolarda bu yılı 35 lira 50 kuruşta tamamlama ihtimalimiz Görüyoruz ki yüksek. JP Morgan'ın tahminini tutması %28'lik bir artış demek. Bu da şu anlama gelir. TL'de reel değer kazancı gelecek yıl yani 2025'te bu yılki kadar olmayabilir. Şöyle anlatayım. Kur bu sene %17 arttı. Yani dolarda olanların her 100 liralık dolar için Eline 117 lira geçti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ne? %40. Yani doları olanlar bu yıl 16,4 bir anlamda zarar etti. JP Morgan'ın öngörüsü tutarsa yani 45,5 lira olursa gelecek yıl bu zarar olmayacak. Kurla enflasyon başa baş olacak. %28 kur artışı, %28-30'larda beklenen bir enflasyon. Kazandım mı? Yok. Kaybettim mi? Yok. Yerinde saydım. Ama haber akışı daha da kızışır. Siyaset daha da ısınır. Yine sandık çıkar karşımıza. Hesap şaşar dolarda. O ayrı. Bunun için sepet candır. Dolar cinsi varlıklar da olmalı bu sepette. Yani mesela geçelim altına. Amerikan seçimi sonrası sert kayıp yaşayan altın tekrar toparlandı. Ons altın bu hafta %6'ya yakın değerlendi. Gram altında %5,5 yükseldi. En büyük nedeni kuşkusuz jeopolitik risklerin artmasıydı. Ukrayna hem Amerikan hem İngiliz yapımı füzelerle Rusya'yı vurdu. Rusya'da Ukrayna'ya orta menzilli füze fırlattı. Dünya nükleer savaşa bir adım daha yaklaştı. Umarım olmaz. Korkulan şey Rusya'nın Ukrayna'ya daha sert saldırı gerçekleştirmesi. Güvenli limana işte bunun için talep artıyor. Altın son iki yılın en iyi haftasını geçirdi. Allegiance Gold Operasyon Direktörü diyor ki Rusya-Ukrayna çatışması tırmanıyor. Rusya-ABD savaşına doğru gidiliyor. Danananın Bu da güvenli liman cazibesini arttırıyor. Biden, Harris yani demokratlar gider ayak savaşı bitireceğim diyen Trump'ı eski dostu Putin'le karşı karşıya getirmek için her şeyi yapıyorlar. Altın dalgalı seyrine belli ki bu gündemde daha devam edecek. Ukrayna Savaşı'nda kriz daha da büyümezse, çatışmalar yavaşlarsa tersinden yine sert bir düşüşü de görebiliriz tabii. Bunlar opsiyon dahilinde. 50 bin yüksek olduğu zamanlarda yatırımcılar hafta sonu riskli buluyor. Böylesi savaş gündeminde özellikle. Bu yüzden cumartesi pazarı altın gibi güvenli yerlerde durarak geçiriyorlar. Hızlı artışın bir nedeni de bu aslında. Ayrıca gelecek hafta Amerika'da şükran günü kutlanacak. Perşembe tatil, cumada yarım gün açık olacak. Tatil öncesi de altının değer kazanması bu anlamda normal. Bu arada Amerikalılar için şükran günü sonrası Black Friday yani alışveriş çılgını. Bizde bize uymadığı için işte onun için efsane, şahane, müthiş kasımlar doğdu değil mi? Önce cumalarda oradan gitti efsane kasım, şahane kasımlara döndü. Bereketli cuma kampanyaları da hatta oldu, değil mi? Ama yine de efsane kasım derken Kart harcamalarına aman dikkat. Hepimiz açılabiliyoruz. Hani bu fiyatı daha sonra bulamayacağım enflasyona karşı alayım diyoruz. Sonra bir geliyor ekstra aman Allah'ım işte benim enflasyonum. Aslanın dediği gibi bir sakızda 15 lira olur mu yani diyor. <laughs> Sakızı seviyor. Devam edelim. Evet sonra üzülmeyelim. Ama altın alacaksanız alacak olduğunuz altınsa başka altın içinde kendinize aslında şunu sorun. Hep söylüyorum. Uzun süre bekleyebilir miyim? Burada da sabrım var mı? Yoksa kısa vadede kazanç mı istiyorum? Bir ay, üç ay içerisinde ev alacağım, araba alacağım ya da bir ödeme yapacağım. Bozmak zorunda kalır mısınız? Çünkü FED faiz indirim döngüsünü belli ki yavaşlatacak bu ortamda. O taraftan gelecek açıklamalar da altını yani zora sokabilir. Bir de dediğim gibi jeopatik riskler tekrar azalırsa sert düşüş de olabilir. Uzun vade bekleyecekseniz zaten daha rahatsınız. Yani sabrım var bekleyeceğim diyorsunuz. Hemen hemen tüm bankalar, kuruluşlar altının daha da parlayacağını uzun vadede söylüyor. UBS'in altın için 2025 tahmini 2900 dolar. Yani ne olmuştu? 2800'e dayanmış, 2790'dı. Ee, onun üzerindeki her seviye rekor. O 2900 diyor. Yani bu dalgalanmayı da fiyatlıyor belli ki. 2025 tahmini bu. 2900. Aslında uzmanlara göre de Amerikan 10 yıllıklarda düşüş olmadıkça altın çıkmakta zorlanıyor. Bunu da unutmayalım. Buna da tiki attık mı? Atalım hadi. Gümüşe geldik. Gümüşe gelince gümüşte 32,5 dolar seviyesi yeniden kritik seviye. Geçerse 35 yeniden takipte. O da neyi takip ediyor? Altını takip ediyor. Ama e, altından daha çok çıkar mı? Yükselir mi? Yükselebilir. Peşi sıra düşebilir de. Neden? Çok dalgalı. Endüstriyle de ilintili olduğunu biliyoruz. İşler bu kadar e, tüm dünyada küçülürken. Yani gümüş daha oynak. Bunu biliyoruz. Evet risk varsa kazanç da yüksek olur. Ama ne demiştim? çok uçan yüksekten düşer melda sözü. Gelecek hafta Amerika'da büyüme verisi açıklanacak efendim. Çarşamba günü bu belli olacak piyasalar için önemli. Bu aslında düzeltme verisi. İlk açıklanan veri %2,8'lik büyümeye işaret etmişti. Büyüme yüksek gelirse faiz indirimlerinin yavaşlaması da kesinleşir. Düşük gelirse yumuşak iniş senaryosu zora girebilir. Salı günü Fed'in Kasım toplantısının tutanakları yayınlanacak. Ne konuşmuşlar göreceğiz. Orada da önemli ipuçları gelebilir yani bize. Faiz indirimlerini nasıl devam edip etmeyeceği hangi tonda. Bana kalırsa piyasayı bozucu etki yapması daha olası. Yani fiyatlamaya açık her türlü haber akışı. Euro bölgesinde de imalat aktivitesi yavaşladı. Yani çarklar ne yazık ki kriz sinyali veriyor. Burada da bir alarm var. Ne yazık ki diyorum. Çünkü bizi de ihracatçılarımızı da değil mi? İhracatı da doğrudan etkiliyor. Müşterinin işi kötüyken sen ne kadar iyi olabilirsin ki? Yani Avrupa'nın faizi daha hızlı bir şekilde düşürmesi Gerekebilir. 12 Aralık'ta 25 yerine mesela 50 bas puanlık bir indirim yapabilirler. Muhtemel. Faizi inenin ne olur? Parası da iner. Bu beklentiyle Euro-Dolar karşısında 1.03'e kadar düştü. Euro-TL bir ara 36 liranın da altını gördü. Grafiklere baktığınızda bu hafta tepe taklak. Ee, ihracatçının da morali böyle tepe taklak. Avrupa'ya iş yapan. Dediğim gibi bizim ihracatçımız için kötü haberler. Parite zararları da yazacaklar. Yine yeniden bu açıklamaları da duyabiliriz. Ayrıca Almanya'dan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye ciddi manada turist geliyor. Tabi bunların içerisinde gurbetçiler de var unutmayalım. Onlar da hiçbir şey olmasa tatile memleketlerine geliyor. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'den ev alıyorlar mesela. Değil mi? Yani euro kazananlar için TL onlar için pahalı kalırsa bizim de turizm gelirimizi konu satışlarını belki de özellikle yaza doğru sıkıntıya sokabilir. Haftaya Cuma 29 Kasım'da Avrupa'da enflasyon verisi var. Beklenti yıllık %2. Bir sürpriz yapmaz. 27 Kasım çarşamba Amerika'da 3. çeyrek büyüme bekleniyor. Bizde 3. çeyrek büyüme de gelecek. Ne zaman? 29 Kasım Cuma günü. Beklenti %2,4. Aynı gün Merkez Bankası finansal istikrar raporunu da duyuracak. Yılda iki kez yayımlanıyor. Finansal göstergelerle ilgili daha detaylı analizler de yapılıyor. Yayınlandıktan sonra sizler için de değerlendiririm videolarda. Gelecek hafta içeride reel kesim güveni, kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi de yayınlanacak. Resmen Kasım'ın son işlem haftası. Geldik mi 2024'ün aralığına? Geldik valla daha çok asgari ücret zamlarını konuşacağımız aralı. Ne diyelim? Herkes için iyi haberlere. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Beğen tuşuna da basmayı. Bence unutmazsınız. Şimdiden teşekkürler.